أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Cenab-ı Hak istifaza ettirsin inşallah. Bu derste takip şu, yani neyi gaye ediyorsunuz? Her şeyin bir gayesi var ya. Mesela adam namaz kılmıyor. Adam sıkıntısını yönetemiyor. Adam ölüm korkusu var. Oruç tutmuyor. Derslere gitmiyor, kitap okumuyor. Kendimi kötü hissediyorum, yönetemiyor. Bunun hep sebebi, hepsinin tek bir nokta cevabı var. O da kendini tanımıyor. Yeterince tanımıyor. Çünkü tanımadığı bir şeyi yönetemezsiniz. Tamam. Şimdi burada ne sorarsanız cevap o. İnsan kendisini tanımıyor. Üç tane şey geçişliğini yapacağız. Allah Celle Celaluhu vücut. 18 bin alem mevcut. Tamam. İkisinin cemi mahluk, insan. Allah kainatta sıfatlarıyla var. Zatıyla insanda var. Kainatta yok. Tamam. Sığmadım kainata. Seven benim mümin kalbine sığdım diyor. Sığdım beni seven müminin kalbine. Tamam. Temel bu. O zaman bu derste şu, Allah 18 bin alemi yarattı, arş-ı azam, levh-i mahfuz, arş, kürs ne varsa ne sorarsanız göreceksiniz. Ana 18 bin alem, ana şartelleri, içindeki detaylar 18 bin alem yazılamaz zaten, 18 bin. Ama ana şartelleri, bilinen, risalede geçen tabirler hepsi var. Onun insandaki karşılığı. Sen İbrahim'e öyle sormuştun değil mi efsane? Şimdi insandaki karşılığı, bir de Allah'ın kainata zatı tarafı yok, bizde var. Bizdeki karşılığı. İnsan Allah'ın bizdeki karşılığı, mesela Allah'ın ilmi var, benim de ilmim var. O verdiği için mahluk benimsi. Ben odamı tanzim ettim diyor diye Risale'de. Allah da bu kainatı kendi maksadına göre tanzim etmiş gibi. Allah da böyle şeyleri, sıfatları bize tecelli ettirmiş, tayin ve teşahhus ettirmiş. Onu göreceğiz. Bir de 18 bin alem. Bir derste belki bitmez ama şöyle yapacağım. Detayına girmeyeceğim. Ana temaları yapacağım. Tamam mı? Yani şeceri hilkat ve biz. Şimdi bunlar hepsi delili var. Delillerini şurada, şu kitapta, şurada anlatmayacağım. Zamanımız yok. Ama bu hepsi delili tabii. Şimdi Allah'lık hakikati şöyle bir haşa anlamak için la teşbih ve la temsil. Soğan gibi düşünürseniz en merkezinde mahiyet-i zatiye var. Dışarıya çık. Bak mahiyet-i zatiye görüyor musunuz? Oraya bakın. Ben koyayım. Maosa. Dışarıya çık, şuunat-ı zatiyesi var. Sen Abdülbasit, aynı zamanda oraya yansıtmayı, kameraya şey yapacaksın, yoğunlaşmayı. Şuunat-ı zatiyesi var. Yani soğanın merkezinde mahiyet-i zatiye. Çık dışarıya, şuunat-ı zatiyesi var. Çık dışarıya, detaysız sıfatları var. Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı uliye, sıfat-ı subutiye vesaire. Ama detay girmiyoruz. Demek ki en merkezde mahiyet-i zatiye, çık dışarıya. Şuunat-ı zatiye, çık dışarıya sıfat, çık dışarıya esma ve bitti. Bu Allah'lık hakikati. Şimdi bizdeki karşılığını söylüyorum. Mahiyet-i zatiye içerisini bilmiyoruz. Bilinmeyecektir de peygamberin aleyhissalatü vesselam söylemiyle, sözüyle kendini en iyi bilen yine sensin. Bilinemeyecek. Bizim şu anda bildiğimiz Kur'an vasıtasıyla
bildiğimiz her şey Allah'ın zatı ve sıfatı sıfata kadardır ilmimiz. Şöyle düşün. Elmayı meyveyi hayal et Tahir. Geri gel abi. Elma tomurcuk. Dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir miyiz? Gidemez. Bize ilim kaynağı Kur'an'dan geldiği için ilmimiz ancak zatı ve subutu sıfattan geliyor. Yukarılardan haber veriyor. O kadar. Bilinmiyor. Yani Kur'an şuradan geldi. Şu mouse'u görüyor musunuz? Şurayı. Kelam sıfatından gelmiş. Bu subutu sıfat. Bu da zatı sıfat. Şuralar. Zatı sıfatlar. Şimdi mahiyeti zatiye şöyle tanımlanabilir, başka ola bilmiyorum ben. Hani 40 senelik çalışma, külliyat ve diğerleri de ne demişti bakmışım. Şey yapamamışım. Yok yani. Mahiyeti zati insanda şey, Cenab-ı Hak şöyle diyor hadisi kutsinde. Herkesin bir sırrı var ya. Eşine söylediğim var, söylemediğim var. Çocuğuna, akrabana, yabancıya. Yani hiç kimseye demediğim var sırrın. Eşine söylediğim var. Çocuğuna var. Daire daire. Ama hiç kimseye söylemediğin sırrım var. İşte Cenab-ı Hak da diyor ki herkesin bir sırrı var ya. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Ha, bu nedir? Mahiyeti zatiyenin bizde sırrı insani. Bilmiyoruz. O kadar. Ama sırrı insani. Nerede olduğunu göreceğiz biraz. Sonra çık dışarıya. Allah cevher ruh olarak yarattı. Şuunat-ı zatiyenin bizdeki karşılığı cevher ruh. Yani içsel yapısını anlamak istiyorsak, yani ruh cevher veya mahluk ruh, şuunat-ı zatiyeden gelmiş. Latifelerimizdir ruhta. Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezze, sevk-i mukaddese, surur-u mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, ihtiyar-ı mukaddese gibi mektubatta geçer bu. Demek ki bizim mahiyet-i zatiyeden sırr-ı insani, şuunat-ı zatiyeden ruh, zat-ı sıfattan vücut, beka, vahdaniyet, kıdem, muhalefetün nil havadis, kıyam-ı bi nefs, tekvin gibi zat-ı sıfatlar, detayına girmeyeceğiz. Bizde bunlar var. Subut-ı sıfatlar ise bizde ilim, irade, sem, basar, kelam, kudret, hayat. Zat-ı sıfatlar bize nasıl var abi? Zat-ı sıfatlar mesela vücut diyelim en zor olan şu mevcudattır. 178 lemalarda vardı ya. O mevcut vücut buluyor. Yani mülk tarafına mevcut denilir me. Onun manasına, hakikatına vücut denilir. Her şeyin melekutiyetine vücut denilir. Bizim ene tarafımız var ya, ene. Sırrı insani tarafımız. Böyle. O vücut. Vücut tarafımızdır. Ona bu dünyada ne kadar mazarı olursan cennette olacak. Peki onu bir örnek vereyim isterseniz. Daha iyi anlaşılır. Biz Allah'a böyle inanıyoruz ki böyle. Allah şu alem-i şehadette her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Yer mekan tutmaz. Bir iş bir işe mani değil. Her işi tek iş gibi yapar. İstediği olur, istemediği olmaz. Doğru mu? Doğru. 16. sözden geçiyor değil mi? Buna iman etmenin mükafatı, cennette sen böyle olacaksın. Bir anda her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Nihayetsiz işi tek iş gibi yapacaksın. İstediğin senin olacak, istemediğin olmayacak. Öyle değil mi? Vücuda mazariyetten kaynaklanıyor. Bu kainatta yok. Sende var. Başka? Cinler de dahil, melekler de dahil. Ben diyebilen yegane varlık insandır. Ben. Yani şöyle. Ben kim? Benim gömleğim. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Benim vücudum. Gir içeriye. Benim hayatım. Gir içeriye sırayla. Benim aklım. Dimağım. Gir içeriye. Benim vicdanım.
Gir içeriye benim kalbim. Gir içeriye benim ruhum. Masaya koy benim ruhum, benim aklım, benim nefsim. Aldı. Peki bu alan kim? Her şeye o sahipleniyor. Benim ruhum diyor. Benim ruhum. Benim ruhum diyen, ruha sahip çıkan. Bu ben olan ben bu işte. Yani hepsi önünde. Bak benim ayağım, benim gözüm masada. Benim kulağım. Dışarıdan içeri giriyor. Bu benim aklım. Benim aklımı almıyor. Bu benim kalbim. Benim kalbimi incittin. Bu benim ruhum. Ruhuma çok ağır geldi. Kimin? Benim ruhuma. Ben diyen, ruha sahiplenen, o ben diyen ruhun arkasında. Ben olan ben. Bu ene. Ene, vücut, vücuda masar. Berzahtır, haşa. Vacip değil, mahluk da değil, berzahtır. O enenin vücud haricisi enaniyettir. Nizamdır, takvimdir, intizamdır, rüznamedir, hulasadır. 146 emirden de söylediğim. Geçelim değil mi şimdi? Çünkü detay şey yani Son işin neticede bunlar arizi değil mi? Arizi, berza ama mahluk değil. Mesela ben olan ben. Mesela kabir. Şu anda ölenler kabirde değil mi Resul? Evet. Peki kabir ahiret midir? Yok. Dünya mıdır? Yok. Berzah. O ene berzahtır. Haşa mahluk değil. Haşa vacip de değil. Berzahtır. Şimdi berzah gelecek şimdi. Ne demektir diye. Biraz ineyim. Sıfat. Tamam dedik. Esma'nın bizdeki karşılığı 4 tane cilve, cemal, nakış, sanattır. Bu bedensel hayat. Şimdi burada bakar mısınız Mansa? Bu be vacibül vücut bitti şuradan beri. Mahiyeti zatiye, şuunatı zatiye, sıfat, esma bitti. O benin altında bir nokta var. Bu elma. Tamam mı? Bu Allah var iken hiçbir şey yoktu. Elanda öyle de. Ancak onun vücuduyla mevcuttur. Şimdi bak. Bu mausa bakın, vacibül vücut ile burası da mahluk, kabu kavsi arasına buna barla da geçiyor. Mec'uldur, mec'ul. Yani o ben olan ben işte bu. Berzahtır. Ene dediğimiz. Ene dediğimiz bu. Bu nedir? Allah var iken hiçbir şey yoktu ve karar verdi. Plan, karar verdi, irade. Plan çizdi, ilim. Yapacak güç, kudret, malzeme, hayatla ilk önce Nur-u Muhammed'i yarattı. Burayı. Burada Allah bizde tayin ve teşahhus ediyor zatı. Mesela ayna şey diyelim, ene diyelim. Ayna. Haşa, güneşe şemsezeli diyelim. Aynadaki güneş ne aydır ne gayrıdır ya. Ene de Cenab-ı Hak taayyum ve teşahhus ediyor. İşte iradenin, bizdeki iradenin mutlak hürriyeti, hürriyeti yani mutlak değil, hürriyeti oradan geliyor. O taayyum ve teşahhus etmekten geliyor. Burası ene, berzahtır. Ene. Bu ene müşkül kuşa bir şey bu. Ha? Enaniyet değil. Enaniyet bu lügattaki gurur kibir manasında değil, hiç alakası yok. Enaniyet ruznamedir, takmirdir, hulastadır, haritadır, mülk tarafıdır. Melekütü ise enedir. Ben olan bendir. Bu mahluk değildir. Kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin sırrı bu. Ustadın dediği. Sen vücut rengini verme. Vücut rengini verme, Adem'e düşersin. Hiçliğimi bildim diyor burası. Hiç. Hiçliğini bilince ne oluyorsun? Hiçliğimi bildim. Hiç olmak için değil. Mutlak var olmak için. İşte ene de vücut rengini vermedi. Hiçliğini bilince
O anda sırrı insanı taayyün ediyor. Sırrı insaniye ne denilir? Elime bakın. Ben. Tamam mı? Ben eneyi kabul edeyim. Tamam mı? Eneyi yerinde kullanılırsa, yani vücut rengini verme, Adem'e düşersin. Hiçliğimi bildim. Var ya tabir. Evet. Bilince ne oluyor diye anlatıyorum şimdi. Elimi koydum buraya. Ben. Ene yani. Ben de o Zat-ı Zülcelal var. Ben de o Zat-ı Zülcelal'in olmasına bendeki, bende var, tayin ve teşahhus etmiş o. Bendeki o. Anladınız burayı? Bendeki o'ya sırrı insani. Peki, ben Allah beni sorabilmez. Ezeli ve ebedi ben Allah'ın vücudunda, ilminde var mıydım? Vardım. 756 şualarda diyorum. Evet. Ezeli bir hayat, hayat durumunda medet alır. Evet. Şimdi Allahça ben nasılım bilmiyorum. Ama şu, ondaki ben var. Onda da bir ben varım. Herkes var Allah'ta. Öyle değil mi? Onda ben varım, bilmiyor. Ama bende o, ben derken enaniyet, hiçliğini bildiği, vücut rengini vermediği olunca bu ene orada Allah taayyum ve teşahhus ediyor. 9. sayfa şualar. Allah ve taayyum ve teşahhus edince Allah'ın bu taayyum ve teşahhusuna zaten ene mahluk değildi. O zaten mahluk değildi. Berzahtı. İşlevi nedir o? Mahluk olmaması lazım. Hani dedi ya, ben kainata sığmadım. Beni seven müminin kalbine sığdım. Kainata sığmayan bir şey, kainatın içinde olan bana nasıl sığar? Ha, demek ki bende bir tarafım var ki mahluk değil. Bir daha. Kainata sığmadım. Kainatın içinde olan insana nasıl sığdı? Şu, ben neredeyim? Tepecik'teyim. Tepecik Büyükçekmece'de, İstanbul'da, Türkiye'de, öyle mi? Peki kainatın içinde olan bir zata, Cenab-ı Hak zatı oluyor, sığıyor ama kainata sığmıyor. Ben zaten kainatın içindeyim. O zaman bize veri veriyor ki, insanda bir taraf var ki mahluk değil. Kainat mahluktur, mevcuttur. O mevcut vücut buluyor Allah'ın şeyine, tamam mı? Hiçliğini bilme nispetinde, kendine vücut rengini vermeme nispetinde ene tebarruz ediyor. Ene. İşlevi nedir? Bende, ene de o taayyun etmesi için. Taayyun ve teşahhus ederse, yani hiçliğini bilmek, hiçliğini, vücut rengini vermemek ne oluyor? O zatı misafir ediyor. O taayyun ediyor. O bende var oluyor. O var oluşuna ne deniliyor? Lugat verilmez. Taayyum ve teşahhus ediyor Allah. İki şey. Taayyum ve teşahhus ediyor. Ene'deki Allah'ın bu taayyum ve teşahhusuna sırrı insani denilir. Buraya kadar tamam. Şimdi aşağı iniyoruz. Alemlere. Peki Cenab-ı Hakk'ın bizde olması aynadarlık ciheti de değil mi abi? Aynadarlığın biraz da fazlası bu. Aynadarlık ruhta olur. Bu artık aynadarlık değil yani. Sırrı insani. Aynı darlıkta mahlukiyet tarafımız var. Ona geleceğim şimdi. Evet. Hiçliğini bilmek aynı değil ya. Çünkü hani şualarda o tayin ve teşahhus etmesinde o aynı darlık cihetleri... Sonra aynı darlığa dönüşüyor. Sıfatlar tanımlanıyor onunla. Onun artık basar, semi sıfatlar taayyün ediyor insanda. Aynı darlık, bu aynı değil dedim, bu dedi. Mürat tarafı bu. Ayna mevcut olma tarafımızdır. Mirat ise yapılanmadır. Mesela şöyle. Ayna, lavaboya gittin. Gördün. Mirat ise toprak ve hava mirattır. Toprağa çekirdeği atarız. Toprak bir aynadır. Nasıl aynadır? Çekirdeği yapılandırır. İnşa ve ihya eder. O taraf. Aynımızın bu. Mirat tarafı. Şimdi Hasan abi, ben bir gün kulun kalbine sığdım demek esma cihetiyle mi sığdım? Hayır. Hayır. Esma cihetiyle
Yani bizim bilgimiz, Cenab-ı Hak'taki o besmele var ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Rahman Rahim, bu esmadır. Bu esma. İnsan zata aynı, zata. O mahlukat tarafımız, aynadarlığımız mahlukat, şey mevcudiyet tarafımız Resul. Mirat tarafımız vücut tarafıdır. Onun için külliyatta ayna ile mirat, detaya girmemek lazım ama. Ayna mevcudat tarafımız, mahluk tarafımız, mirat tarafımız, o vücut tarafımız. Yani mülk tarafına mevcut, onun batın tarafına vücut. Onun için zat-ı sıfata böyle aynayız. Tamam. Şimdi biraz ineyim de gene başa döneyim mi? Fazla şu olmadan. Şimdi bu Allah ile bizim aramızdakini konuştuk değil mi? Şimdi 18 bin alemle konuşayım. Bu tabii böyle kalsın kafanızda. Bunu bir ders değil 10 derste yaparız. Çünkü ben 40 sene demeri yapıyorum bunları. Devam. Eviriyorum şey. Yani külliyattan hepsinin tek tek şeyi var yani. Peki şimdi Allah taşı, bak düşün, masayı, taşı ya masayı, neyle yarattı? Hayatla. Hayat. Mesela taş nasıl hayattan yapılmış? Taş nedir? Donmuş enerjidir. Enerjinin arkası esirdir. Onun da arkası maddi hayattır. Onun da arkası aynı hayattır. Onun da arkası Hay isminin azamet içerisidir. Hay. Yani buz sudur. Su H2O'dur. H2O enerjidir. Enerji esirdir. Esir maddi hayattır. Maddi hayat aynı hayattır. Aynı hayat hayattır. Cennet için aynı hayat. İnne darul ahirete leyyel heyvan. Aynı hayattır. Maddi hayat. Cennet için diyor ki aynı hayat, maddi hayat. Aynı hayat. Hayatın şeyi. Şimdi azami derecede esmanelerle tecellidi göreceğiz burada. Şimdi tabire bakalım. Risale-i Nur'daki tabirlerimiz yerine oturacak. Arş-ı Azam neymiş, kürs neymiş, arş neymiş, lef-i mahfuz neymiş, ben kimimiş, yani beşeriyetim nedir, kabir nedir göreceğiz. Yani bu insana değer katıyor yani. Diyor ki vay be, böyle bir mahluk, ona çöplükle ben harcamayayım kendimi ya. Böyle bu dersin en büyük benim gayem şu, hiçbir şey anlamam, şöyle de. Ulan ben neymişim ya? Bu sebep çöplük tercihmez. Ya ben hastayım. Tamam hasta olabilirsin ama mahkum olma hastalığına. Yönet hastalığına. Geç arkasına. Çek izdırap olsun. Yani çökerttirme kendini. Kabir varmış. Tamam var canım. Göreceğiz zaten kabir. Şimdi Allah ve bizdeki. Bir şey mi diyeceğim? Bir şey soracaktım abi. Sonra. Şimdi bu tayin ve teşahhus etmesi Allah'ın. Sadece insanda oluyor değil mi? Evet, başka kimse. Şimdi hani mesela bütün kainat bende, şimdi bütün kainatın bende olduğu cihet var, bir de benim bütün kainat... İçine alacak yani, tarafım var. Şimdi mesela diyelim ki her bir abi, mesela benim nevim ya abi. Evet. Şimdi ben onlardaki o zat tarafı, yani tayin ve teşahhus etme tarafı... İnkışafın yani, kadar sende var. Bende var. Var. Tamam. Mesela... Dışarıdan bakarsanız arabanın içinde şoför. Gir arabaya, şoföre bakın. Şoförün dimağında, yönetiminde, hissiyatında, araba şoförün içinde. 18 biz alemin içindeyiz. Mülk tarafı bu. Melekut cihetiyle alem benim içimde. Bir misal vereyim. Bir misal vereyim. Şimdi iyiyiz. Bir kötü haber geldi. Psikolojinin sıkıntı oldu. Sende bu uyandı mı? Sen içine giriyorsun, dünya cehennem oluyor. Neredesin? Hissinin içinde. His neredeydi? Senin içinde. İçinin içine giriyorsun. İçinin içine giriyorsun. İşte cennet bu. Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Güzel duygu da böyledir, kötü duygu da böyledir. Bir daha. İyi veya kötü bir haber duyduk. Bizde o inkişaf etti mi? Veya bir mana, bir tefekkür. Mesela tefekkür. Bizim içimizde değil miydi? İçimdeydi. Fihi mafi. İmam-ı Rabbani diyor ki içim dışımda, dişim içimde. Tamam. İçimde mi Mehmet? İçimde. Uyandırdım. Ben onun içindeyim. Onun için her uyandırdığınızın içine giriyorsunuz. O zaman uygulayayım şeye, manaya.
Amentu billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli. Benim dışımda. Amentu billahi, Allah'a iman. Allah benim dışımda mı? Dışımda. Bak şimdi. Benim dışımda. İyi dinle. Ve melaiketi, melekler benim dışımda, iman ettim. Ve kütübihi ve rusuli vel yevmil ahir. Ahiret de benim dışımda. Bu beş tanesini alimime taşırsa ve bil kaderi dışımda değil, o benim. Bu altı tane iman esasını iman eden kişide uyanan, uyanması o zatı tarafı uyanıyor. Bakın, amentu billah, Allah benim dışımda ve melaiketi benim dışımda ve kütübi benim dışımda ve resulü benim dışımda ve yevmil ahir benim dışımda. Ve bil kaderi neresi? Benim dışımda değil. Ben uyanan. Şimdi ne diyeceğim? Biz dışarıda Allah haşa öyle tanımak. Dışımda. İman edince tamam. İman edince ben de uyandırmadı mı? İçine ben giriyorum. İki türlü iman var. Taklidi iman, iman bende. Bazı davranışlarını değiştiriyor. Tahkiki iman, o imanın içine ben giriyorum. Artık imanın gözüyle bakıyorsun böyle. Yani Allah'ın gözüyle bakıyorsun. Manayı harfiyle. Her şey öyle bakınca Allah'ın mülkü senin oluyor şu anlar. Şimdi geçeyim detaya girmeden, tamam? Bak bir daha. İman ettik içimizde. Tahkiki imana dönüştürürsek imanın içine giriyoruz. Ona şöyle diyor ustad. Takke koyu. Şuuru imani. O sonundaki inin kafasına takke koyarsan içimizdeki iman değil, içine girdiğimiz iman. Hasan abi 22. sözde de diyor ya, şehir içinde bir memleket var, memleket içinde bir saray var. Ya. Onun içinde alem var diyor. Evet. Şimdi bir alem var. Bir şehir varmış, şehir. Şehrin içi bir saray varmış. Saray içinde şehir varmış. Şehrin içinde de memleket var, o içinde de alem varmış. Alt kelimesinde de geçiyor kayın 30. lemada. Bu nereden okudun sen? Bu sözlerde 22. söz. Tamam. Bak şimdi. Ya bir saray. Ya sormazlar bu saray. Peki saray nerede? Bir saray varmış. Sarayın içerisinde şehir varmış. Şehrin içinde de memleket varmış. Mesela bu tepecik dersen, şu dershane düşün. Dershane içinde Büyükçekmece var. E tamam da bu nerede o zaman? İnsan böyle. Her şey benim içimde. Ben hiçbir şeyin içinde değilim. Şimdi Allah ile insanı konuştuk. Fazla şey yapmayalım. Şimdi 18 bin alemle konuşalım. Ben 18 bin alem. Ondan sonra burası ben olan bendi. Kainatta böyle bir karşılığı yok. Ben diyebilen yegane mahluk insandır. Melikte de yok. Yine zaten. Bu ben diyebilen zatın taayyunu ve teşahhusuna mazhar. Cinlere, o da bizim üzerimizden istifade etmiş. Kur'an bize gelmiş. Ve cinlere de gelmiş ama esas biziz. Çünkü onları kaldırmış, işaret edeceğiz de öyle diyor. Onları fitne ve kan döktükleri için kaldırmış. Esas biziz. Bir koca cinler alemine bir cin suresi gelmiş. Yani o da bizim üzerimizden gelmiş. Bize gel. Yani insan ben diye bilen, cami olduğunu anlatmak için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, Kab-ı Kavse'yi, ben bunu bir yutayım biraz. Kab-ı Kavse'nin bizdeki şeyi nedir o? Böyle hani imanla bir tefekkür edersiniz ya. Allah böyle zatımı tefekkür etmeyin diyor. Her şeyin bittiği, kendini bıraktığın, artık her şeyin yok olduğu. Hiçbir şey yok. Haşa. Zat da yok, mahluk da yok, sen de yok. Yok yok. Hiçbir şey. Hiç. Hiç olmaz. Onun Kab-ı Kavse'nin bizdeki karşılığı bu. Şu andaki manası tabii. Kab-ı Kavse'nin hakkında belki 5-6-10 tane ders. Şimdi Kab-ı Kavse'nin bize böyle bir şey bırakmış. Karşılığı. İmkan ve vücut. Şimdi 18 bin alemin en tepesinde ne var? Arş-ı Azam. Bizde ne var? Bizden yapılmış Arş-ı Azam. Ruh. Ha? Bak arşla Arş-ı Azam dağlar kadar fark var göreceksin. Lütfen kaçırmayın. Arş-ı Azam'ın bizdeki karşılığı ruh. Sonra
mazhariyet itibariyle akıl önce geliyor ama camiyeti kaptı. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dima, akıl. Tamam. Lef-i mahfuz. Bunun tabi İmam-ı Mübin kitap girmeyeceğiz, tamam mı abiler? Yani bir ana kargas çıksın. Demek ki bir daha Arş-ı Azam'ın bizdeki karşılığı Cevheri Ruh. Ruh bizde. Bizim ruhumuzdan Arş-ı Azam yaratılmış. Bizim dimağımızla Lef-i Mahfuz yaratılmış. Ceberut, tasavvufta ceberut denilir buna. Cebredici güçlerin olduğu yer. Onun için psikoloji duman ediyor. Cebir, cebir var burada. Duygular cebrediyor, düşünceler cebrediyor. İfadem de öyle, bakın. Ceberut, onun temsilcisi Cebrail. Cebrail, il, İbrahim Aleyhisselam'ın ismi azamındır. İl, Cebra, il, Mika, il, il ismi azamdır. Onun ismi azamı. Bizde karşılığı tamam mı? Lef-i mahfuzun bizde karşılığı burası. Kuvve-i hafıza olarak. O hiç girme. O bir, aklın bir defteri o. Yani o detay. Aklın bir sıfatı. Dimağın içerisinde 7 metebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad, senin kuvve-i hafıza 3. mertebe olan taakulün içerisinde bir sıfat. Yani ona girmiyoruz. Onu sonra arş geldi arkadaşlar. Uzaktan görmek isterseniz şöyle yapayım. Daha hakim olursunuz şöyle. Bakın. Arş, Arş-ı Azam, ruh. Oraya bakıyorsunuz. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dima. Sen onu yaklaştırıyorsun şey yaptım oraya. Arşın bizdeki karşılığı kalp. Bak kalbe ait renk kullanılmış. Hiçbir tane de burada tesadüf renk kullanılmamış. Niye Risale-i Nur kırmızıdır? Risale-i Nur okuyanlar da ruh aktif olur. Sif ilmi kelam okuyanlar da dima aktif olur, semalaşır. Sif tasavvuf yapanlar da kalpteki latifeler inceleşir, pembeleşir. Tamam? Arşın bizdeki karşılığı neymiş? Kalp. Ondan sonra cennet cehennemin sonu dududa, Sidret-i Muntaha, bizde celali ve cemali sıfatlar var. Böyle vurmak, kırmak, sevmek, şefkat etmek, aşk gibi. Tamam? Cennet cehennem, celali ve cemali. 8. sayfa Kastamonu'da der zaten. Peki, bu daire-i ilim kimin defteridir? Lef-i mahfuzun. Daire-i hayat kimin defteridir? Biraz da ufaltırsam beraber de görelim. Bak, daire, Risale'de geçen tabirler. Arkadaşlar bu ruhumuzdan yapılmış. Biraz yaklaştırsanız. Yaklaştıracağım. Öyle mi? Ha? Bir görün diye. Lef-i mahfuzun bir dairesi var. Bak, oraya bakın sonra yaklaştıracağım. Lef-i mahfuzun dairesine, vücudu harici tarafına, yani Allah tarafı var şöyle. Lef-i mahfuzun şöyle Allah'a bakan tarafı var, böyle de bakan tarafı var. Böyle bakana kelami ilahi, böyle bakana vahiy. Allah Kur'an'ını kelami ilahiden şuradan, şu sıfattan, sonra yaklaştıracağım. Kelami, bu kelam sıfatından Kur'an'ı lef-i mahfuza indirdi. Buna kelam-ı ilahi deniliyor. Kelam-ı ilahi lef-i mahfuzda imbiklerden, fabrikalardan geçirilerek kelam-ı ilahi ayete dönüştürüldü. Ayeti de lef-i mahfuzdan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şuraya vahiy ile indirildi. Şimdi lef-i mahfuzun, hemen ufak şey yapacağım Abdüsan. Şu lef-i mahfuzun dişe vuruşu ki usta şöyle diyor, daire-i ilimdir. Arşın dışa vuruşu ise daire hayattır. Şimdi büyütüyorum. Yani pat diye bu oldu zannetmeyin de. Yani ben çabuk öyle bir şey sistemi anlatayım. Sonra gireceğiz nedir? Peki insanda nefis nedir? Hemen emmare zannediyoruz böyle nefis deyince. Ama insanı insan yapan, insan insan, insanı diğer mahlukattan ayıran en büyük donanım nefistir. Nefs-i emmare, levame, mulime, mutmaine, raziye, safiye, natika diye geçiyor. Yani herkes tasavvufçuların farklı şeyi var. Şimdi nefis deyince hemen emmare anlıyoruz. Hayır. O
Eğer denilirse külliyattan emmare odur. Nefis denilince çoğu zaman Risale'de insan manasında kullanılır. Nefis insan. Mesela namazı kılmayan diyor Meyve Risalesi'nde nefsine zulmetti diyor. Tamam? Ha nedir o? Levame mülü. Peki bendeki o nefis sistemi var ya, nefis, hakikaten nefis. Nefis yemek. Nefis. İnsanı insan yapan, bizi imtiyazlı kılan meleklerden. Bu takılmamış onlara. Takılmamış Cebrail'e. Levvame. Levvame mesela nefs-i emmare yaptı. Yani günahlar yaptı. Levvame günah yapmaz değil. Ne yapar? Günah yapar ama levme der. Lanet olsun. Nerede düştüm ya? Nereden yaptım şunu ya? Levvame bu. Müjdeler olsun. Levvame sahibine. Allah Kur'an'da met ediyor üçüncü mertebeyi. Nefsü mülhime. İlham alıyor. Yani tefekkür edince manalar doğuyor ona. Ama malzemen de olacak. Külliyat malzeme. Tefekkür edince böyle günahtan da uzak kıldın mı hiçbir şey yapmıyorsun. Allah Resulü dedi ya aleyhissalatü vesselam. İlim yapmadan ilim isteyen var mı? Sahabesine sormuş. İlim yapmadan ilim nasıl olacak ya Resulallah? Takmanızı artırın. Takma artınca ne oluyor? Sağanak sağanak ilham yağacak size. Nefs-i mülime nedir? Risale-i Nur okuyor, tefekkür edince yağıyor mana. İlham. Ondan sonra saflaşıyor. Sonra Kur'an'da gene methedilen raziye, nefs-i mutmainne, mutmainne olmuş, saflaşmış, raziye. Allah ondan razı, o da Allah'tan razı. Allah'ın bütün icraatına razı yani. Allah ile o. Tamam. Ünsiyet etmiş, ülfet etmemiş. Böyle zevk alıyor. Kürs demek ki bizim insanı insan yapan nefis meratiplerinin takıldığı bize yer. Alemde ise 18 bin alemde buna kürs denilir. Artık külliyatta kürs anlaşılır. Sonra en çok sorduğunuz lef-i mahve ispat. Lef-i mahvetme ispat şu. Edirne Kapı Kule hudut kabul edin. Bulgaristan, Yunanistan'da. Ankara, merkezi payitaht Ankara lef-i mahfuz olsa. Lef-i mahve ispat huduttur. Yani tır geliyor Yusuf. Evraklarını, malzemesini vesaire yapmış. Yunan makamları da tamam diyor. Çıkıyor Almanya'ya. Yani lef-i mahfuzdaki o kararlar vesaire şartlarını bulursa her şey lef-i mahve ispata geliyor. Ondan sonra ya mahvedilecek ya ispat edilecek. Ya vücuda çıkacak ya geri gidecek. Eğer evrakları tamam değilse tırın gel dön Ankara'ya. Tamamsa ispat et. Çık. Çık dışarıya. İspat oluyor. Demek ki zamanın hakikati de budur der usta. Lef-i mahve ispat. Lef-i mahfuzun son çıkışıdır. Bizde nedir? Zaman anlayışımız. Bu nedir? Tasavvurlarımız. Çünkü düşünceler sıraya konulduğu için zamanımız oluşturur. Aşağı iniyorum. Ondan sonra büyüteyim de Abdülbasit. Bu kadar. Yeter abi. Tamam. Ondan sonra emri kün fe'yi kün tezgahı var. Kün. Ol denildiği yer. Sonra ölenlerin gittiği yer. Berzah. Sonra yedi kat sema. Bu Samanyolu galaksi feni söylediği nedir? Semai dünyada. Daha birinci kat semaya gitmeleri mümkün değil. Semai dünyanın yedi katı var. İyi dinleyin burayı. Dünya semasının yedi katı var. Yedisine bir kat sema denilir. Bir daha. Şeyde lemalarda esiri anlatır ya. Yedi tabaka. Her tabakanın da yedi tabakası var. Neye benziyor? Damar. Damar değil mi? İçinde kan dolaşır. Damarın bilim adamları diyor ki damarın o cidalı kalını yedi tabakaymış. Kafa diyoruz yedi tabakadır. Yani sema şu bizim fenlerin söylediği var ya işte galaksi 200 milyar galaksi var her galakside 200 milyar yıldız var vesaire.
Bu daha birinci tabaka. Yedi tane tabakanın komplesine birinci sema denilir. Böylelikle yedi sema var. Bir daha çok ilginç. Şu fenin galaksilerde bahsediyor ya Yusuf'un. Bu daha birinci tabaka. Sonra ikinci tabaka. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tabakayı komple hamur yap, birinci sema oluyor. Sonra 7 kat sema oluyor. 7 kat semadan sonra işte vefat eden bizim Müslüman kardeşlerimiz şu berzahta. Şurada alem berzahta, cennet bahçelerinde. Bak kainerler yıldızlarda dolaşırlar. Kuşların kanatlarına girerler, sineklere girerler, bizi seyrederler. Belki bu dersteler. Şey dediniz ya abi. Yedik. Kıble tarafında oluyorlar. Daha çok oradan seyrederler bizi. Onun için insan hep o tarafa kayıyor. Efendim? Şey dediniz hani her 7 tane sema var. Her bir katları. 7 kattır. 7 kattır dediniz. Hani Kabe'nin etrafında da her 7 şartta bir tavaf oluyor. Evet. 7 katta da bir şey söyleyeyim size. 7 katta da aynı dünyamız gibi dünya var. Esir maddesinde söylüyor değil mi? 7 tane dünya var. Bizim dünya ile beraber. Bizim dünya çıkarsan 6 tane. Ama en cami neresidir? Tabii ki benim yaşadığım dünya. Çünkü nereden çıkartıyorsun? 15. sözde şöyle diyor. Küre-i arz, bu dünya, kainatın kalbidir diyor. Evet. Bu bana keyif verdi. Benim bu yaşadığım dünya en iyi olacak. Ben çırağım. Benim ustam bu sanayinin en iyi ustası. Benim abim en iyi abi. Benim cemaat en iyi cemaat. Benim peygamberim, benim ustadım en iyi usta. Benim peygamberim en iyi peygamber. Benim Rabbim en iyi Rabbim. Hani insan en iyi deme hakkı var, iyi deme hakkı yok. Çünkü en iyi, iyi, normal. En iyi, iyi, kötü. 3 tane var. En iyi, iyi, kötü. Senin diyor, ey insaflı insan, en iyi benim mesleğim diyebilirsin. İyi diyemezsin. İyi deyince diğer mesleğin butlanını şey söylüyorsun. Yanlış diyorsun. O zaman benim cemaatim en iyi ise diğer cemaat iyidir. Onun dibi de kötüdür. Benim cemaat iyidir dersen o ötekiler kötü olur. Ha? Onun için benim ustadım en iyi ustad. Benim peygamberim en iyi peygamber. Diğerleri de iyi peygamber. Şimdi sonra geliyoruz arkadaşlar. Alem-i şehadet bizim cesedimizi oluşturmuş. Şimdi alem-i şehadet var ya bu. Şu gördüğümüz. Elma, armut, madde. Tamam başka? Cinlerin vücudu. Esirdendir. Ruhanilerin vücudu var. Ervah-ı aliyeler, ervah-ı habiseler. Ustad ruhan. Bak tabaka tabakana sayılıyor. Diyor ki biz bak Müslümanlar ne kadar eksik biliyoruz. Şöyle biliyoruz. Şeytan, melek, cin, İnsan. Öyle değil mi? Başka var mı? Ustad bir tane de kategori getiriyor. Ruhaniyat. 29. sözde. Ruhaniyat. Ruhaniyatın içinde ne var? Ervah-ı aliyeler, ervah-ı habiseler, mevadi aliyeler, mevadi şerriler vesaireler var. Ne var orada? İmam-ı Gazali'de bir parantez sokayım mı? Ruhaniyatın içine. Ustad hiç girmemiş bu detaya. ABCC'den girelim. Dan, man, tam, test. Dam denilen bir mahluk ismi. Onun içerisinde de 1000 tane çeşit varmış ruhani. Dolayısıyla 4000 ruhani var. Hepsi insanda monta edilmiş. Hepsinin cemi. Allah'ın dışında ne varsa Allah'ın yarattığı her şey bende var. Her şey. Ve bunun dışında zata en cami ben aynı. Bilin kıymetinizi çöplükle harcamayın. Dişinizi sıkın, yakında öleceksiniz. Basit böyle geçici bir şeyler için dünyanızı ve ahiretinizi berbat etme. Bu kadar camisin. Bak bir daha. Melek, şeytan, cin, insan, ruhaniyat. Üstad Ruhan. Ruhaniyatın içinde ne var? Ervah aliyeler, ervah habiseler, mevad. Gazali de diyor ki bunun A şıkkına, yani B şıkkı, C şıkkına. Dan, han, man, tam, test. 4 tane. Her birinde 1000 çeşit var der. 4000 çeşit. Tamam. Hepsi bende var. İşte şu beden
bu alemi şehadeti Allah makine, portakalı koyalım şeye, süz çıkmaya. Hani suyunu alacağız ya, meyve suyu. Alemi şehadetteki, alemi şehadetteki yaşayanlar var ya, ruhaniler, erbah haliye, erbah hadise. Esirden olanlar her şey, esir. Enerjiden olanlar, cinler esirdendir. Tamam mı? Onlar hepsini özünü aldık. Bu ceset. Ceset ruhun nesidir? Hanesi ve yuvası değildir. Hanesi, hanesidir, yuvasıdır, elbisesi değildir. Bak elbise giydim. Bu evin içindeyiz biz. Bu ev benim nedir? Hanem ve yuvamdır. Elbisem midir? Değil. Elbisem bu. Bu ceset bizden o kadar uzak. Yani Mehmet, bina ile sen kendi farkını düşün. Ruh hayatını, hissiyatını, imanını. Ya bu beden şu binada yatıyorsun, dinleniyorsun, soğuk sıcaktan korunuyorsun değil mi? Onun için burada. Sen bunun içindesin diye sen bina mısın? Ha, beden bina gibidir, sen ruh gibisin. Bu bedeni sokacaklar kabire, sen girmiyorsun ki be kardeşim. Sen ne işin var kabirde? Sen berzakta olacaksın ya. Tamam mı efsane İbrahim? Evet, tamam. Ne yapalım, senin ismin efsaneymiş. Tamam. Peki ana krokiyi çizdim. Ben bir daha yukarıdan aşağı ineyim. Ondan sonra diğer günler bunların detayını yapalım. Tamam. Ha yarın da şeyi söyleyeyim. Yarın da bu kafa aynı böyle şekilde nasıl yöneteceğiz? Aklımızı önümüze koyacağız. Aklımızı aklımızın karşısına koyacağız. Duygumuzu duygularla, fikrimizi fikriyle nasıl yöneteceğiz? Şekille yapacağız. Bir kere yaptım onu şekille şimdiye kadar. Serbest bölgede sırf yazı yazdık ve konuştuk. Şekil, şekil bir defa yaptık. Nerede yaptık onu? Burada yaptık mı? Çardak yap. Bir defa yaptık ömrümde. Bir de inşallah yarın bu saatte yapacağız. 12'de onu da söyleyeyim. O hani aklı önüne koyuyorsun böyle. Ehli dünya bunları şekillerini yapmış. Bir vesileyle biz üniversitenin el böyle can alıcı arşivinden onları çıkartıldı. Onları ben Lego olarak kullandım. Adamlar bilmiyor tabii. Şimdi ben yukarıdan aşağı bir daha ineyim. Namaza dönelim. Ha? Şimdi bak. Bu derste gayemi şu. Kıymetlisin, değerlisin. Çöplükte harcama kendini. Dişini sık. Yakında öleceksin. İstediklerini, arzularını ertelemeyi ve ötelemeyi öğrenin. Bir daha. İstek, bedensel veya hissi arzularımız var. Fikri. Araba olur, iş olur, eş olur, at, ev, yat, kat, ne varsa bunları ertelemeyi ve ötelemeyi öğrenin ki öğrenmemiz lazım. At eğitildiği gibi bedendeki hazları da yönetmemiz lazım. Nasıl yöneteceğiz? Bunları görünce he Tahir diyeceğiz ki vay be neymişim ya. Adam kendisini tanısa namazı terk eder mi? Adam kendisini tanısa Risale'yi okumayı bırakır mı? Adam kendisini tanısa kasa ve masa için helak olur mu? Kasa, para, masa, kariyer. Onun için şahsiyeti, namusu, her şeyini bırakmış ya. Bak bir daha yukarıdan aşağı iniyoruz. İsterseniz böyle yaptıktan sonra yuvarlığı göstereceğim size. Mehmet'in sorduğuna. Şimdi Çıkıyorum, bitmiyor. Arkadaşlar, mahiyet-i zatı hakkında bizim bir bilgimiz yok. Bir su içeyim. Mahiyet-i zatı hakkında bir bilgimiz yok. Allah Resulü şöyle demiş Miraç'ta. Kabu kavsene gelince, ya Rabbi, kendini yine en iyi bilen yine sensin dediği bu. Mahiyet-i zatı ona ama dedi. Ama bilmiyoruz. Yalnız biz de şu kadarını biliyoruz. Yani biliyoruz derken zannediyorum. Arkada, aşağıdan yukarıya gidiyorum. Soğan gibi. Benim cesedim, tamam mı? Benim gömleğim. Ben diyen kim? Arkada. Sahip çıkmış. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Benim vücudum. Gir içeriye. Benim hayatım. Gir içeriye. Ana tema olarak. Benim aklım. Gir içeriye.
benim kalbim. Gir içeriye. Ben diye bak hep arkada. Ver bana kalbimi. Benim ruhum. Benim ruhum bunu kaldırmaz. Kimin? Ben. Ben başka, ruh başka. O ben. O ben olan ben mahluk değil, haşa, vacip değil, mahluk da değil, berzahtır. Ene. Ene bu. Ne işlevi var? Ne zaman çıkar diyor? Üstad der ki, kendine vücut rengini verme. Adem'e düşersin. Hiçliğimi bildim. Le, bu ene ortaya çıkıyor. Üstü açılıyor. Üstünü açıyorlar battaniyeden. Bunun işlevi nedir peki? Ene ne işlevi yaparmış? Berzahtır, mahluk değil dedik. Her şeye sahip çıkan, ben olan ben. He. Şimdi ben olan ben, hiçliğini bilirse, kendine vücut rengini vermese, Allah mahiyeti zatiyesiyle şöyle diyor. Herkesin bir sırrı var ya, bazı sırları ben tutarım, bazı sırlarımı eşim ederim bir parçasını, bir parça dışarısını da yakınlarıma söylerim. Ama hiç kimseye söylemediğim sırrım var gibi. Allah'ta da öyle diyor. Allah diyor ki insan benim sırrımdır, ben de insanım. Ha. O ene de kendine vücut rengini vermedi. Tamam mı? Hiçliğini bilme nispetinde Allah ene de Abdülbasit taayyun ve teşahhus ediyor. Taayyun ve teşahhus edince ene de o eden ne işte neyse sırrı insani. 40 senelik şeyimde, ilmimde bu kadar biliyorum. Sırrı insani. Başka bir şey bilmiyorum. Ene de. Ene'nin enesi artık o. Peki sırrı insanı kimdir? Bir daha şöyle yapayım. Ene kabul edin beni. Benim gömleğim, benim vücudum, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, ben olan ben. Ene'ye koyun pergeli. Koydun mu? Ene de Allah taayyün etti ve teşahhus etti. Ne demek bu? Ben de, yani ene'de Zat-ı Zülcelal taayyün ve teşahhus etti. Zat-ı Zülcelal bende taayyün ve teşahhus ettiğince bendeki o. Elimi ona koydum. Taayyün ve teşahhus ne diyorum ki? Bende o. Bendeki o. Peki ben kendimi daha bilmiyorum ama acaba ben Allah'ça nasılım? Allah beni nasıl biliyor? Ezeli ve ebedi ilmiyle ve sistemiyle beni nasıl biliyor? Bilmiyorum ama onda da ben varım. Ondaki ben tamam. Ona rıza ilahi denilir. Yani eylemsel itibariyle senin ne kadar bilmiyoruz. Ondaki ben, bende o var. Bendeki o'ya sır insani. Mahiyeti zaten bu kadar. Sonra mahiyeti zaten çık dışarıya, şuunat-ı zatiye. Bendeki karşılığı ruh. Ondan sonra sıfat-ı zatiye bizim Allah'a bakan yönümüz. Sıfat-ı subutiye, ilim iladeken, bizim mevcudata, mahlukiyetimize bakan tarafımız. Esma-i ilahiyeler bizim beşeriyetimizdeki vazifesini yapan bedenin cilve, cemal, nakış sanatı, esmanın cilve, cemal, nakış sanat bedenimizi oluşturuyor. Beden derken şu cesettir. Ceset cismaniyet değildir. Bakın ceset, inşallah ona gireceğiz. Ceset, cisim, cismaniyet ayrıdır. Ceset budur. Tamam? Ceset budur. Yani donmuş hali. Cismaniyet cennetteki vücudumuz. Ondan sonra bu ceset, cisim ise o cesetin melekut tarafı, beden ise beden andadır. Mesela ampul yanıp sönüyor. O kadar çabuk yanıp sönüyor ki gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için ampul devamlı yanıyor zannediyoruz. Anda olan var ya ben, anda olan ben, an, o bedendir. Olanlar vardı ya Resul, benim olanlar, dırırtlarım. Onları birleştirirsem onlara bedeni misali. Benlerin cemi. Yani ben kendimden Allah'a daha da mı yakın mıyım? Tabii daha yakınsın.
Sen kimsin ki? Zatı var mısın ki? Biz en büyük hatayı kendimize vücut rengini verdik. Şöyle diyeyim. Söyle diyeyim. Buza üzerine oturuyorsun. Tamam? Oturdun mu buza? Tamam. Aklını buraya ver. Oturdun. Buzun üzerine oturdunuz arkadaşlar. Su mu buza daha yakın? Sen mi buza daha yakınsın? He? Su. Tabii ki su. Peki desem ki su buza sonsuz yakın. Şu. Su donmuş, buz olmuş. Ha. Allah bize sonsuz yakın demek. Esma donmuş, ben olmuşum. Ben Allah. Ben varım, bir de Allah var. Öyle bir şey yok. Allah koymuş karşını. Ben donmuş Esma'yım. Esma'nın nesiyim ben? Cilve, cemal, nakıl sanatıyım. Su donmuş, buz olmuş. Buz benim, su Esma'lardır. O zaman abi niye kendini tanıyan Allah'ı tanıyor değil mi? Yani böyle bunları tanıdıkça Allah Allah, Allah'ı tanıyor da. Kendini tanıdıkça kendine vücut rengini vermiyorsun. Ben yokmuşum, Allah varmış. Yani ben ilk önce beşeriyetimizde var ya kılıf giymiş. Ben bu odayı yaptım, Allah da kendini yapmış. Yani böyle tabii bunlar yürütüyor çocukları. İlk önce bak baba de, anne de, aha mama. Çocuğa güzel, sen zorla tıkıyorsun. Sonra senin pirzolayı büyüdüğü zaman pirzolayı zorla alıyor elinden senin. Şimdi burayı da bitirdik. Allah ve biz de kesmeyi bitirdik. Sonra Allah ezeli ebedi bir karar verdi. Ben kainatı yaratacağım dedi. Bir mahluk yaratacağım, 18 bin alem. Tamam mı? Onu da ilk önce bir çekirdeğini yaptı, projesini. Onun adı Nur-u Muhammed'i. Nur-u Muhammed'i. O Nur-u Muhammed'i'de herkes var. Nur-u Muhammed'i'de benim oluşuma ene denilir. Tamam? Ene. Sonra bu ene, her şey sahip çıkan, benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim kalbim, benim ruhum, benim ruhum, ben olan ben, işte o ene. Ha? Bu buradadır. Sonra burada Allah ile olan tarafımız bitiyor. Sonra insanın enesinde sır insanı tayin ve teşahhus edince sır insanı ya böyle, tefekkürle beni seni mest ediyor ya böyle. Yok. O da yok, sen de yok. Melek mest, arş mest, şems mest, her şey mest. Mest, yok. Bu tarafımız kabı karşısında. Her şeyin ortadan kalktı. Yok. Vücut değil. Sonra Allah bize ruh yaratmıştı. O ruhumuzu Allah dondurdu. Suyu donunca buz oldu. Arş azam oldu. Sonra bizim Cenab-ı Hak dimağımızı yarattı. Donunca lef-i mahfuz oldu. Tamam mı? Bizim dimağımızda 7 mertebe var ama bunun temsilcisi akıl. Lef-i mahfuzunsun da temsilcisi Cebrail. Arş-ı Azam'ın temsilcisi Azrail. Sonra Allah kalbimizi yarattı. Kalpteki duyguları. O alemi şeceri hilkatta arş yarattı. Arşın sahibi de kim? İsrafil. Hayatın şeyi. Sonra Allah... bunları detaya geçiyoruz. Kürs yarattı, nefis yarattı. Nefis, insan. Hani nefsemare düşünmeyin. En diş kabuğu, soğanın diş kabuğu. İçi beyaz, soğan, dişi kırmızı. Ha, nefsemare kırmızı. Nefis yarattı. 18 bin alemdeki ismi Kürs, temsilcisi Mikail, bendeki adı insan. Nefis. Sonra beni getirdi, buraya koydu ve şimdi dersi siz dinliyorsun burada oturuyorsun. Bu şekilde. Yani bu alemleri ve zatını koy, burada paket olarak dursun. Ya bu nasıl mucize ya? He? Buraya sığ. Yani hakikaten çok tuhaf ya. Sen kendini ne zannediyorsun? Hazreti Ali diyor ya, yaşatacağız da. Sen ne kadar basit zannediyorsun? Bütün alem sende dürülmüştür. Bütün alem sende. Çınar ağacı nerede? Çekirdeğinde. 18 bin alem aynı bende böyle. Kocaman çınar ağacı çekirdeğe nasıl sığdırmışsa, hangi teknolojiyle yapmışsa Allah, 18 bin alemi de bana böyle sıkıştırmış. 18 bin alemi insana sıkıştıran program...
Şeyde de insan 18 bin alemi insanın ruhuna sıkıştırdığı program aynen şeyde çekirdeğe kocaman ağacı sıkıştırmış. Peki var mı soru? Çok da kapatalım. Oradan var mı? Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. Sesi açayım. Dışarıdan geliyor sual. İmkan ve vücut sesi yüksek. Biraz dur. Biraz evet, sesi. Abi. Nereden ses geliyor? Bunu açmamış mısın? Yanlış mı yapmış? Şimdi. Konuş bakayım. Selamünaleyküm. Geliyor mu abi? Geliyor. Sesi yükselt. Evet. Söyle Abdullah. İmkan ve vücut şecere-i yer benim anladığım şu anda kabuk mi yer? Şecere-i ilkattaki yeri imkan ve vücudun evet. Yeri. Evet. Evet. Şurası. Sen onu ayarla sesini. Şurası. Yani telefonla gösterdiğiniz yeri görmüyorum. Ben sizi görüyorum yalnızca. Ha öyle mi? Şeye basması lazım. Hasan Akar'ı işaretlesin. Hasan Akar'ı işaretler misin yani, Hasan Akar'a? Yani sabitlesin. Hasan Akar'ı sabitle. Şimdiye kadar eksik yapmışsın ya. Hasan Akar'ı sabitle abi. Sonradan girdi galiba. Ben sonradan mı girdi? Ben Nur dersine işaretli abi bende. Hasan Akar tamam. Girdin mi bak? Mouse'u görüyor musun şimdi? Hadi seni bekliyorum. Nereye basacak? Hasan Akar'a sabitle. Yaptın mı? Evet. Şu anda hem yok. Tamam yaptığın zaman öğrenirsin. Öğrendiğin zaman yaparsın. Evet, imkan ve vücut ortası. Bak, kabu kavseyin sıfatlarını söylüyorum. İmkan ve vücut ortasına girdiği geçiyor. Başka sıfatı, münteha-i seyri sülük. Başka, zat-ı celil-i zülcemal ile görüşecektir ki, şu seyri sülük ise miracın hakikatıdır. Kabu kavse miracın hakikatıdır. Başka, lüzum, ilim, vücut, irade, zaret, kudret, illet-i tamir. Kardeş bir konuşma ben konuşunca sonra sorun sorarsın. Kader Risalesi'nde illet-i tamir söylüyor. Lüzum, vücut, zaret. Lugata bakın. İllet-i tamir 4'tür lugatta. İlmi kelamcılara göre. Bakın kitap okuyorsunuz. 1- İlle-i gaye, ille-i failiye. Yani bir şey vücuda gelmesi için failin varlığı. Abdullah Hocam sorunu. Failin var olması. İlle-i failiye. O failin gayesi. İlle-i gayeye. Gayesi olunca. İlle-i maddiye, ille-i suriye. 4'tür illet-i tame lugatta. Risale-i Nur'da illet-i tame lüzum, vücub, zaruret. Lüzum ilimdir. Allah bu kainata ilmi, irade ve kudretiyle taalluk ediyor. İşte onu lüzum, Allah bu kainatın ilmi lüzumu gibidir. Allah bu kainatın iradesiyle vücuttur. Allah bu kainata zarreti kudrettir. Üçünün cemiyle illet-i tammedir. Bu kabu kalpsendedir en son. Alacağım Abdullah seni. Basiret sıfatının azamı zuhur yeridir kabu kalpsey. Şimdi söyle Abdullah'ım, sor bakalım gene. Kalmışsa sorun. Çekmiyor Abdullah. Abdullah, böyle derslerde eve gideceksin ve oturacaksın, takside olacak iş değil bu. Bu ciddi iş. Peki, sizin var mı sorunuz? Tamam. Ana tema bu oldu. İnşallah detaylarında artık sorarsınız. 4 tane şeyi anlattım size. Ruh, akıl, kalp, nefis. Tamam. Akıl, lef-i mahfuzdan. Ruh, arş azamdan. Kalp, arştan. Kürs, nefisten. Arşta ism-i azamlar tecelli eder. Arş azamda ism-i azamlar ve sıfatlar tecelli eder. Arşta ise isimlerin azami tecelli ettiği yerdir. Fark.
İsmi azamla isim. Lef-i Mahfuz'da dimadır, ceberut alemidir. Sahibi, temsilcisi Cebrail'dir. Bizde de akıldır. Tamam. Vahir devahum. Başka var mı sorusu olan? Bakayım. Ciddi sorusu olan. Yok abi. Yok. Hasan abi. Dinliyorum. Ben Adem. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Almanya'ya selam Adem. Aleyküm selam Hasan abi. Allah razı olsun. Geçen haftaki derslerde Hasan abi bu insanın yaratılışından meleklerle Allah-u Teala arasında geçen konuşmada meleklerin Allah-u Teala'ya sormasıyla neden insanı yarattığını onu bahsetmiştiniz. Orada demiştiniz ki Allah-u Teala kendisinin bir gayesi olduğunu söylüyor. Yani bir gaye takip ettiği bir gaye var. Abi bu gayeyi biliyor muyuz? Yani bu sırrı insaniyle örtüşüyor mu? Gayenin orada bir şeysi var mı? Allah razı olsun. İşaret icazın sonunda geçiyor senin sorun. Yani ya Rabbi bunları melekler de şaşırıyor da yani sen bunu yani melekler insanda var. Şeytan insanda var. Cin insanda var. Ruhaniyet insanda var. Ya Rabbi bu nasıl bir mahluk ya? Sen bunları neyi takip ediyorsun? Ben diyorum yani bunların öyle bir gayem var ki insan cevherinde çok değil. Birkaç kişi de dahi olsa öyle bir şey takip ediyorum ki o kusurlarını, günahlarını görmüyor. O Allahu alem Adem bildiğim, benim bildiğim Allah insan benim sırrımdır. Ben de insanın dediği Enes'indeki taayyün ve teşahhus da ortaya çıkan sırrı insani. Ama içerisi zaten yok. Ene yoktu. Yokun içinde yok sırrı insani. Sırrı insani. Allah'ın takip ettiği gaye. Allah razı olsun. Amin. Allah hepimize maşallah tebrik ediyor. Peki. Yarın inşallah saat gece gene 12'de buluşmak üzere. Orada psikoloji sıkıntısı olanlar mutlaka girsinler. Böyle sıkıntısını olmayan yok. Yönetemeyenler değil. Psikolojilerini yönetemeyenler. Tamam mı? Yarın 12'de buluşmak üzere. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma salavatı.